Tüm veri tabanı programlama eğitimlerinin en önemli kısımlarından bir tanesine geldik. Sizi orta seviye ve profesyonel seviyede tutacak olan ve buradaki bilgilerin ve tecrübelerin sizi üst seviyeye çıkartacağı bir başlık aslında bu. Veri bütünlüğü kavramı, veri bütünlüğü nedir? Bu bölümün adı olan veri bütünlüğü nedir? Daha önceki videolarda ufak tefek değinmeye çalıştım. Bazen gerektiği için veri bütünlüğü dedim, bazı constraint'ler dedim vesaire, farklı şeyler söyledim. Şimdi bunların ana bölümü burası, veri bütünlüğü. Veri bütünlüğü olayı en temel ifadeyle veri tabanındaki verilerin hafif, düzenli, temiz ve tutarlı olmasını sağlayan sürece biz genel olarak veri bütünlüğü diyoruz. Bunun İngilizce'de araştırma yaparken göreceğiniz karşılığı, tam karşılığı data integrity kavramıdır. Data integrity olayı veri tabanında müthiş önemli bir kavram aslında. Peki ne işe yarıyor bu veri bütünlüğü? Bunun amacı nedir? Hafif, düzenli, temiz ve tutarlı olması ama binlerce şey söylenebilir bununla ilgili. Mesela bununla ilgili aslında çok temiz örneklerden bir tanesi banka sistemlerinde money transfer, bu para transferi olayı. Bu olayı farklı konularla da işliyorum ben aslında. Ama temelde veri bütünlüğü konusuna dayanıyor. Mesela bir bankanın para transfer sistemini tasarlamaya çalıştığımızda karşılaşacağımız olay şudur. Öncelikle bir kullanıcının hesabı var. Kullanıcı bilgilerin bulunduğu hesap. O kullanıcının para bilgisinin ve diğer bütün detay bilgilerin bulunduğu, loglarının tutulduğu, işlem loglarının tutulduğu ve diğer belki 10 tane farklı tablo var. Sadece o kullanıcının para transferi yapabilmesi için gerekli olan tablolardan bahsediyorum. Yani bu işlemin etkileyeceği tablo sayısı diyelim. Ve bir banka müşterisi para transferi yapmak istediği zaman o kendi hesabındaki diyelim 1000 lira var. Bu 1000 liranın diyelim 100 lirasını B hesabına gönderecek. A müşterisi B müşterisine gönderecek. Burada temel olarak yapılan şey şu. Bu aslında aynı zamanda transaction konusu. Bu database tarafında transaction konusu ana olarak. Ama temelde veri bütünlüğüyle doğrudan ilişkili bir konu. Şimdi biz A kullanıcısının B kullanıcısına 100 TL göndermesini sağlarken şunu yaparız. A kullanıcısının hesabından öncelikle bir kontrol yaparız hesabı üzerinde. Göndermek istediği miktar var mı? Mesela 100 TL. 100 TL varsa onun hesabından bunu düşeriz. Yani 900 yaparız. Bir güncelleme, update sorgusu çalıştırılır. Sonrasında bu işlemin bir kayıp haline gelmemesi için herhangi bir hata olma durumunda o logların yönetilebilmesi için bu bilgilerin loglanması gerekir. Yani ben A kullanıcısı üzerinde bir güncelleme yaptım. Sebebi ise B kullanıcısına 100 TL göndermekti ve bu nedenle de bu işlemi yaptıktan sonra bunu yaptığımı bildiren bir log atıyorum veri tabanındaki X tablosuna, log tablosuna gibi. Ondan sonra işlem diğer tarafa geçer. B tablosundaki işleme geçer. Çünkü bir tarafta 100 TL azalttıysak diğer tarafta artırmamız gerekiyor. Şimdi artırmak için de sadece diyelim 500 TL var karşı tarafın hesabında, ona artı 100 diyerek onun hesabındaki bakiyeyi artıracağız. Temelde yapmamız gereken bu. Tabii bunu yaptıktan sonra bir de ben bu işi yaptım diye loglama yapmamız gerekiyor. Veri tabanında her şey loglanır bu tür büyük sistemlerde. Her şey loglanır. Sizin girişlerinizden tutun, attığınız her adıma kadar her şey log altına alınır. Özellikle banka gibi sistemlerde. Şu an hangi kullanıcı hangi tabloyu izliyor ya da hangi tabloya select sorgusu çekti ve bu kişinin select yetkisi var mıydı gibi.
mesela. Vesaire. Bunu yaparken diyelim ki bu transaction, para transfer işlemini yaparken diyelim ki arada bir sorun oluştu. Herhangi bir şekilde teknik bir hata meydana geldi ve A kişisinden 100 TL'yi azaltma işlemi yaptığımızda bir hata meydana geldi. Bundan dolayı B müşterisinin hesabına bu para aktarılmadı. Orada artırılma işlemi yapılamadı diyelim hatadan dolayı. Şimdi ne oldu? Elimizde 100 TL'lik bir ilginç bir işlem var. Burada bir hata var. Çünkü A kişisinden azalttık ama B müşterisine bunu gönderemedik. Arada bir kayıp var. İşte bu oluştuğu zaman veri bütünlüğü bozulmuş olur veri tabanında. Bunun olmamasını sağlayan her şeye de veri bütünlüğü diyoruz. Bunun olmaması gerekir. Bunu sağlayan şey de mesela transaction konusu vardır. O farklı bir konu. İşlemlerin ASIT standartlarına uymasını sağlayan bir yapıdır. Yani bir işlemi başlattığınız zaman onun içerisinde gerçekleşen 10, 20, 100 tane işlem ne olursa olsun hepsi tek bir işlemmiş gibi yönetilir. Bu transaction'ın tek amacı aslında veri bütünlüğünü sağlamaktır. Bu para transfer olayı biraz karmaşık gibi gelebilir yeni başlayanlar için özellikle. Ancak şu temel olarak söylemem gerekir ki transaction işlemi farklı bir işlem veri tabanında. Bu sadece temelde veri bütünlüğünü oluşturmak için kullanıldığından dolayı böyle bir örnek verdim. Para transfer, aradaki işlemler vesaire. Ya da şu da olabilir. Mesela bir kullanıcı tablosu var. Bunun içerisinde kullanıcılarımızın bilgileri var. Bir de o kullanıcıların detayları var. Bu detaylar ondan fazla tablo olabilir. Daha da fazla olabilir. Yani tek bir kullanıcı tablosu içerisindeki kullanıcının onlarca farklı detay tablosunda verisi olabilir. Şimdi biz bunu diyelim ki aralarda ilişkiler var tabii ki. Constraint'ler var. Bu bölümde anlatacağım. Kısıtlamalar var. Vesaire. Siz şimdi bütün tabloların, detayların bağlı olduğu kullanıcının ana bilgisini silerseniz, kullanıcılar tablosundaki o temel bilgileri silerseniz, kullanıcı adı, şifre, e-mail adresi ve temel bilgileri, diğerleriyle olan bütün ilişkiyi koparmış olursunuz. Bundan dolayı da tamamen çöp, hiçbir şekilde mantıklı bir amaçla kullanamayacağınız ve yönetemeyeceğiniz bir kullanıcı bilgisi oluşur. Bu nedenle arada veri bütünlüğünü sağlamak için ilişkiler vardır ve siz mesela detay bilgilerini silmeden o kullanıcının temel bilgisini silemezsiniz. Eğer doğru bir veri tabanı tasarımı yaptıysanız. Şimdi bunun amacı aslında veri bütünlüğünü sağlamaktır. Çünkü ne dedik? Kullanıcının temel bilgisi silinirse diğer bütün detay bilgileri, hatta o kullanıcının bütün işlemleri, belki bir e-ticaret sitesi diyelim, bütün satın almaları, bütün logları, bütün yaptığı işlemler vesaire, binlerce kayıt tamamen çöp bir şekilde veri tabanında kalıyor olacak ve bunları kullanamayacaksınız da. Bunun olmaması için de veri tabanı tasarımının ve ilişkilerin doğru yapılması gerekiyor. Veri bütünlüğü bu şekilde, veri bütünlüğü buradaki bir amaçtır. Kazanılması gereken bir yetenektir burada. Bir veri tabanında tekrar eden veri olmamalıdır. Bu da veri bütünlüğünün bir alt gereksinimidir. Mesela bu örneğin kullanıcı işlemlerini yaparken siz kullanıcıdan bir first name alıyorsunuz, bir de last name alıyorsunuz, yani ad ve soyad alıyorsunuz. Bunun haricinde bir de full name alırsanız, yani tam ad diye bir sütun koyarsanız, bu tekrar eden veridir. Çünkü zaten o kullanıcının ad ve soyad bilgisi sizde var. Bir de haricinde ben bunu birleştirip, yani kullanıcıdan istemenize gerek yok aslında. O iki sütun bilgisini birleştirip ayrı bir full name diye bir sütun yapıp oraya eklemek de aslında tekrar eden veri oluşturmaktır. Ve bu veri bütünlüğü
mantığına, modeline aykırıdır. Sadece bunun için geçerli değil. Yani bir işlemle ilgili herhangi bir veri veri tabanında tutuluyorsa o ikinci kez kayıt edilmez. Farklı bir isimde ya da farklı bir şekilde tutulmaz. Daha doğrusu tutulmamalıdır. Bu veri bütünlüğü prensiplerine aykırıdır. Tekrar eden veri, veri tabanında olamaz. Aslında programlamada da tekrar eden kod olmaz mesela. Yani bir işlemi yapıyorsanız diyelim, o kodu bir kere yazdıysanız onu metot haline getirirsiniz, birden fazla kez kullanırsınız. Aksi halde bunu her gerektiği yerde o metodu içerisindeki kodları tekrar tekrar yazmazsınız. Buna tekrar eden kod denir. Performansı ve doğru değildir mesela. Burada da tekrar eden veri olamaz. Bu kadar net söyleyebilirim. Tasarımınızı, planınızı buna göre yapmanız gerekiyor. Burada biraz tecrübe gerekiyor. Yani başlangıçta bu tür hatalar olabilir. Yanlış tasarımlar. Ama tecrübeli kişilerin yapması ciddi problemdir. Nesne ilişkilendirmelerinin doğru yapılması. Bu da ayrı bir ana konularından bir tanesi veri bütünlüğünün. Nesne ilişkilendirmelerinden kastımız burada bu şu ana kadarki veri tablosu oluştururken kullanmadığımız bir yöntem, özellikle anlatmadım. Primary key ve foreign key oluşturma vesaire, birden fazla tablonun birbiriyle bağlantısı ve ilişkiler oluşturulması. Bunu şu ana kadar anlatmamamın nedeni konu bütünlüğünü bozmamak. Ama bundan sonrakinde bunu anlatacağım. Bu bölümde başka bir temel oluşturacağız burada. Constraint'leri anlatacağız. Veri bütünlüğünü nasıl oluştururuz temel anlamda? Sadece bir tablo üzerinde bunları nasıl yaparız? Bunu anlayacağız. Bundan sonraki konularda da bu özellikle ilişkilendirmeler üzerine örnekler yapacağım. Bunu SQL yazarak yapacağız. Bu da çok önemli bir konu. Bir tasarım aracı kullanmayacağız. Tablo tasarımı yaparken bu şekilde mantığını anlamanızı sağlayacağım. Bu ilişkiler önemli. O kısma geldiğim zaman detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi tekrar etmeyeyim ben o konuyu. Bu ana konuyu dağıtmayayım. Bir diğer önemli konu veri kısıtlamaların doğru yapılması. Şurası. Kısıtlamalar bir sonraki derste diye özellikle not ettim. Yani bu bölüm içerisinde anlatıyorum kısıtlamaları. Bu kısıtlamalar constraint dediğimiz İngilizce karşılığı. Bunlar zaten veri bütünlüğünün alt teknik öğeleri. Bu nedenle kısıtlamaları bu bölümde detaylı anlatacağım. Kısıtlamalar kurusu veri tabanında çok kritik bir öneme sahip. Veri bütünlüğü konusu içerisinde en kritik konulardan bir tanesidir aslında. Mesela bununla ilgili binlerce örnek verilebilir. Mesela bir kullanıcının kullanıcı adını elde edeceğiz. E-mail'ini elde edeceğiz ve şifresini diyelim. Şimdi bunu belli kuralları olmak zorunda. Bu tür bilgilerin sadece bunun değil, 100 tane farklı örnek verilebilir bununla ilgili. Hepsinin kuralları olmalı. Mesela doğum tarihi bilgisi yarın olamaz. Değil mi? Dün olabilir. Yani olmaması gerekir yasal olarak, yanlış bilmiyorsam. Çünkü şu an, yani bugün doğmuş kişiyi ben kaydedebilirim sisteme. Her kimse, bu devletin sistemleri olabilir mesela. Bugün doğduysa bugün kaydedilebilir. Geçmiş olma ihtimali vardır. Bu bilgilerin geç gitmesi vesaire, ama yani gelecekteki bir doğumun bilgisi şu an kaydedilmez sisteme. Eğer kullanıcı herhangi bir şekilde bir sonraki günün ya da bir saat sonrasının doğum bilgisini veriyorsa bu veri doğru olamaz mantıken. Bu nedenle mesela bu başlı başına bir veri bütünlüğü problemidir. Ve bunun kısıtlarla kontrol edilmesi gerekir. Bu tür verilerin. Peki bir başkası nedir? Mesela kullanıcı adı. Şimdi sizin sisteminizi tasarlarken hem yazılım tarafında hem de veri tabanı tarafında bu kullanıcının kullanıcı adı bilgisinin, e-mail bilgisinin ve şifre bilgisinin kurallarının net olması gerekir. Bunun derinlemesine olarak anlatmak gerekirse,
kullanıcının diyelim 15 karakterli kullanıcı adı alma hakkı var diyelim. Yani 16. karaktere giremez. İçerisinde özel karakterler olamaz mesela. Bunlar temel kurallardır. Yani nokta, virgül, soru işareti vesaire bunlar olamaz. Et işareti vesaire gibi. Sadece genel olarak izin verilen, web tarafında izin verilen tek ya da tek değil, iki olabilir, iki ya da üç. Alt çizgi, alt tire kullanımı, normal tire kullanımı ki her sistem izin vermeyebilir. Bir de nokta kullanımı, buna da her sistem izin vermeyebilir. Mesela e-mail'da kullanabilirsiniz ama başka bir sosyal medya platformunda izin vermiyor. Facebook kullanıcıların kullanıcı adında nokta, yanlış hatırlamıyorsam kullanılabiliyor. Ama başka bir sistemde kullanılmıyor gibi. Bunlar kurallardır. Bu sizin veri tabanı tasarımcısı olarak kendi kafanıza göre belirleyebileceğiniz şeyler değil. Bunu belirlersiniz. Sistemin o yazılımın mimarları bunları bir kural olarak verir. Veri tabanı da ona göre tasarlanır. Yazılım tarafı da buna göre planlanır ve geliştirilir. Bu nedenle kafamıza göre yapamayız. Mesela aynı şekilde şifre tarafında şifrenin belli kuralları vardır her zaman. Her karakter şifre olarak kullanılamaz. Bunların ardışık olarak kullanılmasına da izin verilmeyebilir. Mesela içerisinde büyük harf olsun diye bir kural olabilir. İçerisinde sadece bir isim değil mesela aynı zamanda yani bir karakter olarak sayıların da olması zorunlu hale getirilebilir. Özel karakterlerin olması da zorunlu hale getirilebilir. Eğer yoksa kullanıcı bir mesaj gösterirsiniz. Ya tabii bu yazılım tarafında oluyor. Veri tabanında değil sadece. Bir mesaj gösterip bunların girilmesi zorunlu denebilir. Ama bu kontrollerin aynısının veri tabanında da yapılması gerekebilir. Bazı durumlarda yapılmak zorundadır. Farklarını da anlatacağım. Ne zaman yapılır, ne zaman yapılmaz gibi. Şimdi bunlar mesela çok kritik bilgiler. Mesela e-mail adresinin kontrolü, e-mail adresinin içerisinde bir boşluk olamaz. Çünkü normalde e-mail formatında bir boşluk yok. İçerisinde et işareti olmak zorunda. İçerisinde özel karakterler nokta ve tire haricinde ve alt tire haricinde olamaz. Yanlış hatırlamıyorsam sadece bunların için kullanılabiliyor. Mesela bir e-mail adresinin ilk karakteri özel karakter olamaz. Yani böyle bir e-mail adresi alamıyorsunuz çünkü. Bu bir e-mail formatı gibi şeyler. İçerisinde .com, nokta, ABC vesaire neyse o uzantının doğru olması gerekiyor. Bunların hepsi regular expression kuralları, regex kuralları. Bunlar olmalı. Şimdi bunların kontrolü de yapılması gerekiyor doğal olarak. Bir veri tabanı bilgisinin doğru olup valid olmak, geçerli olup olmadığını anlamak için. Bu veri bütünlüğünün alt temel başlıklarından bir tanesi. Verinin doğruluğu. Şimdi bu nedenle bunların hepsinin daha fazlasının yapıldığı alan veri kısıtlaması yani constraint işlemleridir. Bunları bu bölümde detaylı bir şekilde anlatacağım. Veri bütünlüğü veri bozulmasının tam tersidir temel anlamda. Veri bütünlüğü şu anki işlediğimiz tüm konu aslında veri bozulmasının tam tersi ve doğru yöntemidir. Yani bunlar birbirine zıttı, siyahla beyaz gibi. Bir veri bütünlüğü yapısını doğru oluşturamazsanız veri bozulur. Özetle söylemek gerekirse. Veri bütünlüğünün veri güvenliği ya da kullanıcı yetkilendirme gibi disiplinlerle doğrudan bir ilişkisi yoktur ayrıca. Çok derin konularda bazı ilişkiler olabilir ama doğrudan ilişkili değildir bunlar. Güvenlik ve donanımsal hatalarla dolaylı olarak ilişkili olabilir. Yani siz bir veri tabanı tasarımı yaptınız, bunu yayına verdiniz. Bu veri tabanının bir parçası A diskinde, diğer parçası
B diskinde. Bunlar fiziksel olarak birbirinden farklı diskler diyelim. Hard diskler. Şimdi bu hard disklerden B olan ikinci hard disk diyelim ki bad sector hatası verdi ve veri kaybı oldu. Verinin hepsini kurtaramadınız ya da hiç kurtaramadınız. Böyle durumda bunun veri bütünlüğüyle ilişkisi olabilir donanımsal anlamda. Ama çok derin bir konu. Doğrudan bir yapısal ilişkisi yok. Sadece fiziksel sorunlarla alakalı olduğundan dolayı ilişkisi var. Güvenlik tarafında bu da yine bir sisteminize hacking saldırısı oldu diyelim. Normalde sizin bütün tasarımınız doğru. Veri kontrolleriniz, constraint'leriniz yani kısıtlamalarınız, veri tabanı ilişkileriniz vesaire doğru. Tekrar eden bir veri de yok. Ama bir hacking saldırısı oldu ve sisteminizin yapısını bozacak bir saldırı meydana geldi. Ya da belli verileri silmeye zorladılar örneğin. Bunu normal kullanıcı yetkisiyle yapamayabilir hackerlar. Ama bunu bir kullanıcının değil de normal bir kullanıcının değil de DBA'nin kullanıcı bilgilerini, erişim bilgilerini çalarak yaparsa o veri tabanı üzerinde istediği erişimi sağlayabilir, istediği değişikliği ve silme işlemlerini gerçekleştirebilir. Hatta bu sadece bir geliştiricinin, veri tabanı programcısının, tabii yetkili bir programcının kullanıcı bilgilerini çalmasıyla da yapılabilecek bir işlem. Bu durumda bir sizin yapacağınız bir şey yok. Bu güvenliksel ya sistem güvenliğiyle alakalı bir yönetimsel sorun, o kişilerin güvenlik sağlayamamasıyla alakalı bir veri bütünlüğü problemi ya da sizin DBA'nizin ya da siz DBA olarak bu güvenliği sağlayamadığınız için oluşan bir veri bütünlüğü problemidir. Ki bu da çok devasa sistemlerde bile meydana gelen bir problemdir. Belki duyarsınız Amazon'un, eBay'in, Google'ın hacklenmesi vesaire birçoğunun veri tabanına sızılması, Dünya Bankası'nın veri tabanı bile hacklendi yani. Bu tür şeyler farklı bir veri bütünlüğü derinliğidir. Dediğim gibi bu konu bir kitap gibi bir alandır. Yani konuştukça, anlattıkça anlatılabilir farklı örnekler. Ama şimdilik bu kadar yeterli. Yeri geldikçe farklı örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi bir sonraki kısımda constraint'leri yani kısıtlamaları incelemeye başlayacağım.